Herkese selamlar. Videoya hoş geldiniz. Bir yıl aşkın süredir kanalım için herhangi bir video üretemedim. Aslında ilk YouTube'a giriştiğimde aklımdaki konu arabalar üzerine içerikler çekmekti. Ancak sonrasında kendi çalıştığım ve kendi alanım olan yazılım üzerine videolar çekmeye başladım. 8-10'a yakın video çektim ve çok güzel geri dönüşler aldım. Ancak şu anki döneme geldiğimizde ise bir konu üzerinde odaklanmanın, yani sadece araba veya sadece yazılım üzerine odaklanmanın aslında kişiyi sınırlandırdığını ve daha çok üretme isteğini durdurduğunu fark ettim. Bu yüzden bundan sonraki dönemde canım ne isterse aslında kendi aklımda olan, ilgi duyduğum alanlara yönelik videolar çekmeye karar verdim. Şu an önümüzdeki dönemde ise ilk olarak araba ve yazılım üzerine videolar çekeceğim yine, ama dediğim gibi aklımda farklı bir şey olursa, işte farklı farklı konular olabilir bunlar. Bunlar üzerine de videolar üretmeye başlayacağım aslında bu dönemde. Bugünkü videonun konusu ise aslında Ford'un 1960'lı yıllarda üretmiş olduğu Pinto isimli modelinin modelinden ve bunun alev alev yanmasına sebep olan o hikayesinden bahsediyor olacağım kısaca. Ford Pinto 1960'lı yıllarda firmada görevli olan bir müdürün aslında ucuz bir araba üretme sevdasıyla ortaya çıkmış bir model. Aslında buradaki ilk hedef baktığımızda ucuz, hafif ve 2000 doların altında küçük bir araba modeli tasarlamak. Planlanan trafiğe çıkış tarihi ise 1971 yılı. Peki firmanın yapmış olduğu hata aslında neydi? Bundan bahsedelim. Bu fikir ilk ortaya atıldığında Ford mühendisleri tarafından çok kabul gördü. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Normalde 40 ayı, 48 ayı bulan bir araba modeli tasarlama sürecini 24 aya düşürmüşlerdi. Bundan dolayı Ford mühendisleri üzerlerinde oluşan zaman baskısıyla beraber aslında aracın onlara sadece söylenen kriterlerine dikkat ederek modelini tasarladılar. Kastettiğimiz kriterler nelerdi? Ucuz, hafif ve daha küçük bir araba modeli tasarlamak. Ancak burada unuttukları çok büyük bir şey vardı. Güvenlik. Güvenliği atladıklarında aslında yaptıkları da çok büyük bir hata ortaya çıktı. Bu hata aslında benzin deposuyla alakalıydı. Arka aksın yanına yerleştirilen benzin deposunun konumu tamamen hatalıydı ve bununla beraber Ford'un kendi fabrikasında yapılan testlerde arka aksın dişlilerinin benzin deposunu delebileceği ve bunun da çok büyük patlamalara yol açabileceği ortaya çıktı. Bu durumda Ford'un izleyebileceği iki yol vardı. Şimdi bu benzin deposunun konumunu değiştirmek araç başına maliyet olarak 11 dolarlık bir maliyet çıkarıyordu. Ek bir maliyet oluşturuyordu seri üretime geçildiğinde. Veya benzin deposunu kauçuk bir maddeyle kaplayıp bunun delinmesini engellemek. Yine bu da aynı şekilde araç başına fazla bir maliyet çıkaran bir işlemdi. Burada işte Ford asıl skandal kararı ve hataların başladığı nokta tam olarak burası. Burada aracın seri üretime karar veriyor ve benzin deposunun olduğu yerde kalmasına karar veriyor. Peki şimdi diyeceksiniz ki göz göre göre neden bu arabayı piyasaya sürdüler veya seri üretime aldılar? Çünkü Ford'un yaptığı buradaki hesaplamalarda eğer tüm araçlardaki benzin depolarının yerlerini değiştirip kauçukla kaplama işlemini yapmış olsaydı 137 milyon dolara yakın bir maliyet ortaya çıkacaktı. Ancak o günkü firmada çalışan araştırmacılar ve yıllık oluşan kazalardan, ölüm sayılarından oluşabilecek bir tahminleme ortaya çıkarttılar. Ve yaptıkları işte kaza patlama durumlarına yönelik maliyet ise 49,5 milyon dolar bir maliyet oluşuyordu. Bu durumda Ford yine karlı çıkıyordu. Eğer araçlar patlasa da insanların ölümüne yol açsa bile daha karlı çıktığını düşünüp bu işin devamına karar verdiler. Bunun sonucunda aslında yapmış oldukları hesaplamaya yakın bir maliyet ortaya çıktı. 180 ölü, 180 yaralı ve 2100'e yakın aracın patlamasına ve yanmasına sebep oldular aslında Ford bu aldıkları bu kararla beraber. Bu araç bir noktadan sonra aslında 1971'de trafiğe çıktıktan sonra bu dediğim gibi ilk yılda 180 ölü 180 yaralı gibi sayılara ulaştı. Sonrasında ise 1978'e geldiğimizde ise çok fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmaya başlamıştı. Ve bir Amerika'da olan bir tazminat davası bir müşteri tarafından Ford'a açıldı ve Ford 128 milyon dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum oldu. Bununla beraber aynı yıl farklı bir dava ile beraber yine tüm araçların piyasadan çekilme kararı alındı. Bu durumda 1,5 milyon araç piyasada üretilmiş ve kullanılır haldeydi ve bunların hepsini geri çağırmak zorunda kaldı Ford. Piyasadan toplanma kararı ile beraber aslında Ford'a bu hatanın toplam maliyeti 3 milyar doları buldu. Yani bu durumda mühendislik etiğinin ve hatalı üretimin ve bunun bize kazanç sağlayacağını düşünmemizin ne kadar hatalı olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz bu hikayeyle beraber.
Bu video ile beraber aslında neden video çekmediğimden uzun bir süredir bahsetmek istedim ve bir yandan da kısa bir hikayeyle size bir açılış yapmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ilginizi çeken bir konu olmuştur. Yorumlarda da siz de fikirlerinizi ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, çok sağ olun.